Mutlu akşamlar Türkiye, mutlu akşamlar Beyaz TV'nin değerli izleyenleri. Efendim bugün 1 Ekim 2024 Beyaz TV ana haber bültenine, ekranlarımıza hoş geldiniz. Oldukça yoğun bir gündemle karşınızdayız bugün. Hem Türkiye'de hem dünyadaki en sıcak gelişmeleri aktaracağız. Herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Efendim dünyanın gözü kulağı Orta Doğu'da. Zira İsrail Orta Doğu'da adeta cehennemi yaşatıyor. Tarihi günlerin yaşandığı Orta Doğu'da son durum ne? Buna bakacağız ve içeri geldiğimizde bugün meclis yeni yasama yılına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında oldukça önemli mesajları var. Hepsine bakacağız. Muhalefette ise olmayan erken seçimlere doğru adaylık tartışmaları tırmanıyor efendim. Oraya da bakacağız. Bunlarla birlikte tabii tüm sıcak başlıklarımızı konuşacağız. Hoş geldiniz diyelim tekrardan ve Beyaz TV ana haber başlasın. Efendim biraz önce de belirttim, yeni yasama yılı başladı, gözler bugün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. 2,5 aylık aranın ardından 28. dönem 3. yasama yılı ilklere sahne oldu. Yasama yılının açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kurul salonuna girdiği sırada CHP'li vekillerin ayağa kalktığı tarihi görüntüler damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada Orta Doğu'daki gelişmelerden yeni anayasa çalışmalarına kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi. Neydi mesajlar? İzleyelim. Mecliste 5 yıl sonra bir ilk yaşandı. Yeni yasama yılının açılışına işte bu görüntüler damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis genel kuruluna girdiğinde CHP grubu Erdoğan'ı ayağa kalkarak karşıladı. Makama saygıda bir eksik bırakmayacağımızı söylemiştik. Cumhurbaşkanının yeminine uygun şekilde geldiğinde karşılamamızı, ona uygun bir konuşma yapacağını da umarak ayakta yaptık. Gözler bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28. dönem 3. yasama yılı açılış toplantısına katılmak üzere meclise geldi. Merhaba asker. Toplantı öncesinde dikkat çeken önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce makama saygıda kusur yok diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel vekillere Cumhurbaşkanı kürsüye gelirken ayağa kalkın talimatı verdi. Ve o anlarda genel kuruldan kameralara işte bu görüntüler yansıdı. Erdoğan salona girdiğinde CHP grubu Özgür Özel öncülüğünde ayağa kalktı. Ön sırada bulunan grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'ın ayağa kalktıktan sonra bir an arka sıralara baktığı görüldü. DEM Parti ise şaşırtmadı. Vekiller Erdoğan'ı ayakta karşılamadı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Gündeminde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları vardı. Ne yazık ki bütün bölgeyi ateşe atmayı amaçlayan Gazze'de 17 bini çocuk olmak üzere 42 bin insanı katleden, şimdi de Lübnan'da katliama başlayan İsrail dünyadan gerekli ve yeterli tepkiyi almamaktadır. Bu önemli günde şunu bir kez daha açık açık söylemek isterim. Ne yaparsa yapsın İsrail, er ya da geç durdurulacak. Kendini dev aynasında gören Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da aynı şekilde durdurulacak. Erdoğan dikkat çeken bir uyarıda da bulundu. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerindedir. Vatanımız için, milletimiz için, bağımsızlığımız için bu saldırganlığa, bu devlet terörüne elimizdeki her imkanla karşı durmayı sürdüreceğiz. Erdoğan yeni anayasa çağrısını bir kez daha yineledi. Siyasi partilerden destek istedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak
yeni anayasayla ilgili olarak elbette biz kendi hazırlıklarımızı hem de çok titiz bir şekilde yapıyoruz. Ama bu demek değildir ki diğer tüm fikirlere kapımızı kapatıyoruz. Yeni anayasanın hazırlık sürecinde her türlü fikre saygı duyarız, her düşünceyi ilgiyle dinleriz, her yapıcı teklifi hayırhahlıkla değerlendiririz. Yeni anayasanın kutuplaştırıcı değil, uzlaştırıcı, ayrıştırıcı değil, birleştirici, yasakçı değil, özgürlükçü olması, farklılıklarda değil, ortak noktalarda buluşturması temel ve sarsılmaz ilkemizdir. Ve ekonomi. Gıda enflasyonu da 4 yıl sonra ilk kez aylık bazda negatife döndü. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş devam edecek ve milletimiz bu düşüşü çarşıda, pazarda, alışveriş sepetinde, mutfağında daha fazla hissedecektir. Her zaman söylüyorum, bizim bir tane gündemimiz var. O da vatandaşımızın refahını ve alım gücünü kalıcı biçimde artırmaktır. Ne yapıyorsak sadece bunun için yapıyoruz. Erdoğan'ın konuşmasının ardından genel kurulda sıcak görüntüler de yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere bütün partilerin genel başkanlarıyla tokalaştı.